Ramazan'ın vazgeçilmez Medine hurması geldi. Buyurun. Ramazan ayında büyük talep gören hurmanın Medine, Bağdat, Kudüs, İran ve Tunus gibi pek çok çeşidi var ve çeşidine göre fiyatı da değişiyor. Medine'nin 7-8 çeşidi var. Meşruk, Mebrum, Safavi, Sugayi diye çeşitler adlandırılır. Bütün fakir fukara biz bunu yiyoruz birer tane, ikişer tane. Hurma çeşitleri içinde özellikle Afrika hurması diğerlerinden daha tatsız ve küçük. Gıda sahtekarları bu hurmaları daha tatlı ve parlak görünümlü hale getirmek için glikoz şurubuna batırıyor ve her zamanki gibi insan sağlığı hiçe sayılıyor. Tunus, İran, o tarafta gelen hurmayı şekeri az. Bunu onun için glikoza bandırıp şekerlendiriyorlar. Yani bu parlak sebebi oradan gelme. Onun için millet de tabii gözüne hoş geliyor. Bu hurmadan yiyelim diyor. Halbuki yanlış yapıyorlar. Yani bu sağlığa zararlı. Eğer buna da bu hileli yapıyorlarsa bizim milletimize yazıklar olsun. Müslüman olarak geçineceğiz. Affedersin, gavur olarak uygulayacağız. Bunlar haram. Maalesef o zaten ne insanlığa sığar ne de dinimize sığar yani. Doğal diye alıyoruz. Vebali onların boyunda. Ben ne diyeyim? Şu anda glikozun kullanmadıkları bir şey kalmadı yani. Yapıyorsa toprağın altını düşünsün. Götüreceği bir top kefin onu da helalinden götürsün. Haram götürmesin. Peki hurma seçimini yaparken hangi detaylara dikkat ediyoruz? Hurmanın iyisine kurtlu mu, kurtsuz mu, eski mi, yeni mi? Başta kalite, fiyat. Bunlara dikkat ediyoruz ama pek bir bilgimiz de yok yani bu konuda. Bu yüzük olması lazım. Yüzük olmadığı zaman bu bayat demektir yani. Eski demektir. Doğru bilinen bir diğer yanlışsa hurmanın dışında görülen beyazlama. Çoğu kişi kurtlanmasın diye hurmanın ilaçlandığını düşünüyor. Ancak durum öyle zannedildiği gibi değil. Bazı arkadaşlarımız, bazı müşterilerimiz söylüyor ki ya burada bir beyazlama var, dışında beyazlama var. Bu beyazlama doğal olan, herhangi bir katkısı, ilacı, milacı yok.